Rus güçleri 1 Mart'ta Harkiv Belediye Binası'na füze saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonrası enkaz altında mahsur kalan ve kurtarılan Ayuna Morozova. 2 ay sonra aynı yere geri döndü. Yaşadıklarını CNN International'a anlattı. Morozova, "Hala karanlıkta burada hapis kaldım, kabuslar görüyorum," dedi. Fiziksel bir korku hissediyorum. Artık kurabiye yiyemiyorum. Bir kutu üstüme düştü. Kokusunu hatırlıyorum hala. Ayuna Morozova, takvimler 1 Mart'ı gösterdiği gün Harkiv'deki belediye binasında askerlere çay ve kurabiye dağıtıyordu. Bu sırada Rus füzeleri binayı vurdu ve Morozova için korkunç bir ölüm kalım savaşı başladı. Saldırıdan kurtulmayı başaran Ukraynalı 2 ay sonra her şeyin başladığı yere geri döndü. Hayatta olduğumu, acı çektiğimi ve bir yerimin kırılmadığını biliyordum. Ama burada mahsur kalmaktan, kimsenin beni duymamasından korktum. İlk seferinde beni duydular, çıkarmaya çalıştılar. O sırada ikinci füze düştü ve iyice hapis kaldım. Morozova enkazı gezerken fenalaştı. Hikayesini kaldığı yerden eşi Andrei anlattı. Sesini duyduğumda enkazı arıyordum. Ekipler beni çıkarmaya çalıştı. O sırada başka birini kurtardım. Sonra onun sesini duydum. Acil yardım ekibi ve eşinin çabaları sonucu kurtarılan Morozova hala saldırının etkisi altında. Işıklar açık yatıyorum. Araba ya da uçak sesi duyunca siper alıyorum. Burada yattığım, soğuktan titrediğim kabuslar görüyorum. Kimse çığlıklarımı duymuyor. Bu yüzden uyuyamıyorum. Rusya doğumlu Ukraynalı, Rusya'daki akrabalarının Kremlin'in askeri operasyon bahanesine inandığını, bu sebeple onlarla iletişimi kestiğini söyledi. Salaklık ettiğimi, burada kalmak zorunda olmadığımı söylüyorlar. Umarım bir süre sonra çocuklarımız konuşur. Ama ben şu an onlarla konuşamıyorum. Rusya aklını yitirdi. Başkanını kontrol edemiyor. Tüm vatandaşlar, hepsi sorumlu.